Arkadaşlar merhabalar. Yine bir tadım testi videomuzda hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini yapacağımız olan tütünümüz JBR Escobar. Evet, Escobar. Pablo Escobar'dan esinlenerek ismi konulmuş olan bir tütün olsa gerek diye tahmin ediyorum. Ben de isminden dolayı bir merak ettiğim için almak istedim. Hani narkozu seven arkadaşlardan ben de onlardan biriyim. Bakalım sempatimi kazanmıştı. İsmi çok hoşuma gitmişti. Ondan dolayı bir alıp test etmek istemiştim. Daha önce Dejavu almıştım. Şimdi bunu tadım testini yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tütünmüş, hep birlikte göreceğiz. Evet, ilk başta tütünü nasıl içeceğimi size anlatmak istiyorum. Tütünü 502 nano çelik takımım ile Muvo markalı takımım ile tadım testini gerçekleştireceğim. Solaris Dülen var ve Lotus 2 Ignis'im var. Bu şekilde bir setup'ı içeceğiz. Bakalım nasıl bu tütünmüş. İlk başta tütünü içmeden önce birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Tütün zaten Türkiye üretimli bir tütün. Antalya'da fabrikaları olan bir firma JBR. 250 gram şeklinde üretiyorlar. Onun haricinde yapraklarının Virginia yaprakları olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli. Zaten üstünde de Virginia Tobacco Ingredients, Virginia Tobacco Molasses Glaze yazıyor. Velhasıl öyle şeyler. Şu tarafta zaten normal barkodu mevcut. Evet, Mayfar Tütün Mamulleri Turizm Sanayiymiş şirketin adı da. Döşeme 6 Antalya'da üretiliyormuş. Telefon numaralarına kadar zaten her şeyleri var. Web siteleri, mail bilgileri. Tütünün şu şekilde son kullanma, üretim tarihi ve son kullanma tarihi de var arkadaşlar. Bu da güzel bir şey sonuç itibariyle. Bir tütünün ne zaman üretildiği, siz o tütünü ne zaman alıyorsunuz, ne zaman içmeye başlıyorsunuz ve son tüketim tarihi ne zaman? Ağzı açılmadıktan sonra klasik 2 yıllık bir tütün ömrü olarak adanmış. 11-2019 üretilmiş. 11-2021'de ise kullanım tarihi bitecek arkadaşlar. Şöyle klasik 250 gram paketi içine sıkıştırmışlar. Üstünde paketi şu an şerbet gelir diye. Gerçi birazcık bunun şerbeti çok yok gibi ama ben yine de şu şey buradan bu şekilde göstereyim. İçine sıkıştırmış 250 gram JBR paketli bir tütün. Ben tütünü koydum. Bir iki dakika demlenmesini bekledim arkadaşlar. Ondan sonra tadım testini daha da kolay yapayım diye birkaç fırt daha çekip açtım. Bir de huzurunuzda izninizle birkaç fırt daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tütünün zaten içeriklerini internetten bulabilirsiniz. Hani ben tütünlerin içeriklerine çok önem veren bir insan değilim oradaki yazılan yazılara. Çünkü ben içtiğim zamanki tat ile oradaki yazılanlar bazen farklı çıkabiliyor. Bundan ilk içtiğim zaman almış olduğum tatlardan bahsedeyim. İlk öncelikle böyle bir şeftalimsi bir tat geliyor. Iced şeftaliye andırıyor tadı. Iced şeftali seven arkadaşlar sever. Yanında çok hafif bir portakal tadı var. Çok hafif ama yani portakal gibi böyle greyfurtumsu böyle bir turun böyle o tarz bir narenciye tarzında bir tat çok hafif vermişler. Normalde ben portakal tütününü hiç sevmem. Ancak buna çok hafif o şeftalinin yanına kondurmuşlar. Ekstriyeten bir de mentol var. Ama böyle geniz yakan tarzda bir mentol değil. Hani bir genzifera'dan yaptığımız zaman hani o Adalyalardaki o Moskova Eveyi'nin efendime söyleyeyim böyle fresh tütünlerin mentol tadında ağır bir mentol kesinlikle yok. Hafif bir mentol eklenmiş arkadaşlar. Yani baştan saymayacak olabilirsek Iced Şeftali böyle portakal diyelim bir de mentol tadı sanki bunların karışımı tarzında güzel değişik bir tat olmuş. Daha önce Dejavu'sunu içmiştik. Dejavu çok bana şekerli gelen bir tütün olmuştu. Ben hatta bitirememiştim kabı. Bir arkadaşımıza hediye etmiştim. Ama bu Dejavu'ya göre ben
Tadı bana daha hitap etti işin açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani daha güzel demeyeyim çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz kesinlikle. Tadı daha farklı hitap etti. Ondan dolayı hoşuma gitti arkadaşlar. Hani sürekli alır içer miyim? Kesinlikle sürekli alıp içeceğim tarzda bir tütün değil. Hani ben nakla cappuccino içen birisiyim. Ben ağır tütünler seven birisiyim. Hani şekersiz tütünleri daha çok seviyorum. Böyle bu da tabii bir tık daha şekerli. Ancak bir dejavu'nun yoğun bir şeker tadı da kesinlikle yok. Şöyle birkaç fırt daha alayım arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle tütünü gerçekten yerli malı olarak güzel bir tütün üretmişiz. Yani zaten diğer tütünlerle ben kesinlikle kıyaslanmayacağını düşünüyorum. Mesela şerbetliyle, losanlayla bu tarz tütünlerle ben pek kıyaslanacak tarzı bir tütün değil. Premium bir tütün olarak diyebiliriz yanında. Zaten çerçöp hiç çıkmadı gerçekten. Böyle sadece yaprak halinde güzel bir şey vardı. Bir dahaki videomda da onun tütünlerini de size gösteririm arkadaşlar. Yani boya durumu elime tütünü koyduktan sonra elimde öyle bir boya bırakma durumu olmadı. Zaten sarı renkli bir tütün. Tütün bekletilerek piyasaya sürülmüş. Gerçekten yaprakları tüm gliserini, aromasını içine çekmiş arkadaşlar. Gerekli şekilde piyasada bekletilerek sunulmuş. Hani direkt paraya döndürmek için fabrikadan çıkar çıkmaz piyasaya sürülmemiş. O yönden aromasını falan hissettirebilecek tarzda bir tütün. 100 lira da fiyatı var. Hani 100 liraya pahalı mı? Pahalı. Yani şu yönden pahalı. Şimdi fumari atıyorum. Mint Chocolate geldi aklıma. 55-60 liralık bir tütün. Hani 50 gram, 100 gram. 100 gram fumari içmek mi istersin yoksa 250 gram bunu mu içmek istersin derseler ikisi hemen hemen aynı fiyat diye düşünüyorum. Fumari tercih ederim. Ama bu da güzel bir tütün. Denenmesi gereken bir tütün diye tahmin ediyorum. Yani dediğim aromaları seven arkadaşlar bu tütünden de deneyebilir. Testini içebilir, yapabilir. Yorumlarda görüşlerini paylaşabilir. Yani tütün gerçek anlamda emek verilmiş arkadaşlar. Hani zaten üstün premium mukotobako yapılmış. Hani alınıp denilebilir mi? Paranız çöpe gitmez. Ha, bana göre dejavu alırsanız çok şekerli geldiği için eğer çok şekerli aroma sevmiyorsanız onu da ben beğenmemiştim. Birçok arkadaş dejavuyu da beğeniyor bu arada. Ondan dolayı çok da aslında bu tarz konularda yorum yapmak bize düşmüyor. Tütünü ben internetten aldım arkadaşlar. Ondan dolayı eğer şey yapmak isteyen olursa, nereden temin ettiğimi öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa güvenilir bir yer var. Oradan temin ediyorum. Bizim kesinlikle bu tütünler bize hediye gelmiyor arkadaşlar. Kimilerine hediyeler geliyor, kimilerine yalandan yorumlar yaptırılıyor. Beğenmemelerine ama o çok güzel tütün, çok iyi tütün böyle şeyler yapıyor. Bizim kesinlikle böyle şeylerle işimiz yok arkadaşlar. Bizim tek bir amacımız var. Sizin gibi sevdiğim değerli kardeşlerim her zaman iyi ve kaliteli bir nargile içirmek. En güzel avantajlarımızdan bir tanesi o arkadaşlar. Ondan dolayı avantaj diyorum. Neden avantaj? Çünkü ticari kaygısı olmayan, bir ticaret bu işin bir ticaretini yapmayan bir insan tamamen gerçek düşüncelerini sizinle paylaşır. O yüzden bir avantaj. Ben de sadece kendimce 8-9 yıldır nargile içiyorum. Ondan dolayı da gerçek düşüncelerimi paylaşmak istedim. Tütün gerçek anlamda başarılı bir tütün olmuş arkadaşlar. Şöyle birkaç fırt daha çekmek istiyorum izninizle. Yani tütün pöfür pöfür tadı geliyor. Kesinlikle paranız bu tütünü Escobar için konuşuyorum. Aldığınız zaman kendi adıma konuşuyorum. Boşa gitmez. Hani Ice Tea şeftali seven, böyle meyve aromalarını seven ve hafif de arkadan mentol gelmesini seven arkadaşlar tütünü kesinlikle beğenecektir. Başarılı bir tütün olarak buldum.
İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer başka çeşitlerini alıp deneriz dedim ama tanesi 56 lira şey 56 çeşit tütünü var arkadaşlar. Yani bizler de malum hani çok yüksek hani maliyet gerektirecek bir şey yani ondan dolayı böyle artık elimizin gücümüzün yettiğince alabilirsek eğer ondan dolayı paylaşırız diyorum. Bir yandan da mesajlar geliyor. Ondan dolayı da bir hafiften dikkat dağınıklığımız oluyor. Kusurumuza bakmayın. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir faydam dokunmuştur. İzlediğiniz zaman bir fikir, kafanızda bir ön yapı elde etmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi tütün paylaşma videolarımız devam edecek. Her zaman diyorum arkadaşlar nargile bir sevdadır. Sigaracılar bırak bizi sevmez. Yok başkaları bizi sevmez. Bu velet keyif işi. Ve bu keyfi de yaparken en güzel duygularımızı sizinle paylaşmak önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de çok video izliyorum. Başka internetten tadım testi yapanların da videosunu izliyorum. Herkesin fikrine önem veriyorum. İnşallah sizler de benim fikirlerime önem verirseniz ilerleyen zamanlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum.